Benim adım Erol Özver. Şimdi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyoruz. Beraber Ankara'dan birlikte geldiğimiz yürütme kurulu üyesi arkadaşlarım var. Onlarla beraber, belki onları da tanıyorsunuzdur. Naci Hoca ve Ömer Hoca var, Bekir Hoca var ondan sonra. Şimdi YÖK Başkanlığı 6-7 ay kadar bir süre oldu başlayalı göreve. Ondan önce Marmara Üniversitesi'nde görev yapıyordum. Marmara Üniversitesi'nde rektörlük görevini yapıyor idim. Öncesinde rektör yardımcılığı görevinde bulundum. Ama uzun yıllar rektörlük ve rektörlük yardımcılığı öncesinde yine aynı üniversitede ve işte yurt dışında muhtelif yerlerde öğretim üyesi olarak, hoca olarak çalışmaya gayret ettim. Ben biraz daha resmi bir konuşma yapmaktansa biraz daha böyle bir ne diyelim sohbet, yani baş başa sohbet tarzında devam, bu kıvamda devam etmek istiyorum arkadaşlar. İşi resmiyete fazla şey yapmadan, dökmeden bu şekilde gidelim arzu ediyorum. Evet, bu çalışmalar böyle devam etti ve işte yüksek lisans, doktora, doçentlik, profesörlük derken bu noktaya geldik. İnşallah sizlerle birlikte bizim getirdiğimiz nokta çok çok daha ileri noktalara taşınacaktı. Acaba ne söyleyebilirim Erciyes'te okuyan öğrenci kardeşlerime diye dün akşam düşünürken aklıma bir sürü bir şey geldi. Acaba ne söyleyebilirim? Ne anlatıp, yani ne paylaşmalıyım, neyi vurgulamalıyım? Epey bir düşündüm. Sonra dedim ki acaba, yani bir lisans eğitiminde muvaffak olmanın, başarılı olmanın temel şartları ne olabilir? Yani bir üniversite eğitimin, bir üniversite eğitimini en başarılı, en güzel, en verimli geçirmenin şartları ne olabilir? Aklımdan böyle bir soru geçti ve sizlerle biraz bunu paylaşmak arzu ettim. Şimdi düşünüyorum ne olabilir diye kendi tecrübelerime baktım ve aklıma şu geldi ve bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Öyle sanıyorum ki lisans eğitimin, verimli bir lisans eğitimi almak, yani bir bölüm, iyi bir bölüm bitirmenin birinci şartı, bana sorarsanız iyi bir sosyal çevre edinmekten geçiyor. Yani belki ilk planda şimdi böyle bir hocadan ne şey gelebilir? Çocuklar çok çalışmak lazım falan. Hayır, onu demeyeceğim. Onu demeyeceğim. İstediğiniz kadar zorlayın demeyeceğim onu. Ben bunun yerine diyeceğim şey şu. Üniversite aslında hepimize çok eşsiz sosyal çevre inşa etme imkanı sağlıyor. Ve benim gördüğüm kadarıyla 55-56 yaşındayım. Benim çevrem, kendi çevremle ilgili olarak söylemek isterim. Etrafımda gördüğüm başarılı insanların hep çok iyi sosyal çevresi olan ve o sosyal çevrede iyi bilinen, iyi tanınan, pozitif olan insanlar olduğunu görüyorum, müşahede ediyorum değerli arkadaşlarım. Evet. Sayın Rektörüm, değerli arkadaşlarımızdan dolayı sizlere üniversitemiz adına şükranlarımı sunuyoruz. Çünkü günün anısına öğrencilerimizin çiçek takdimi olacak. Öğrencilerimizin tesisiyle çiçek takdimi yapmak üzere öğrenci konsey başkanı Gayet Türk Aslan'ı takdim ediyoruz.